İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti himayesinde Uruguay'ın Montevideo kentinde Ermenilere uygulanan soykırım Armenosut kurbanları için anma töreni düzenlendi. Batı Ermenistan'ın evlatları Armenak Urfanyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Amerika Birleşik Devletleri'nin Agit Büyükelçisi Bakü'yü Berzor yolu boyunca serbest dolaşımı sağlamaya çağırdı. Bartan Oskanyan, Bakü'deki barbar rejim Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü hibrit savaşta yer isimleri sorununa dikkat çekiyor. Kızılaç temsilcileri Azerbaycan'da tutuklu bulunan iki Ermeni askerini ziyaret etti. Artsakh Piskoposluğu, Dadivank Manastırı'nın Ermenilere ait olduğunu belgeleyen yabancı literatür. Uruguay'da çoğu başkent Montevideo'da olmak üzere Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan, Armenosit'ten kurtulanların 15 bin ila 20 bin nüfuslu nesilleri yaşamaktadır. Ataları Kilikya, Maraş, Aintab, Yozgat, Urfa, Mardin ve Dikranagert gibi yerlerden sürgün edilmiştir. Daha sonra Ermenistan Sosyalist Cumhuriyeti'nden ve 20. yüzyılın sonunda 1991'de kurulan Doğu Ermenistan'dan da Ermeniler göç etmiştir. Uruguay'daki Ermeni topluluğu, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Lübnan'daki topluluklardan daha küçük olmasına rağmen Uruguay nüfusu ile sosyal, ekonomik ve siyasi nüfuz açısından üst düzey ilişkiler kurmuştur. Uruguay'daki Ermeni topluluğu bölgesel, siyasi ve kültürel bağlılıklarla karakterize edilen örgütlü kurumlara sahiptir. Montevideo'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Pablo Taylanyan, başkentin bağımsızlık meydanındaki ata kahraman General Jose Artigas'ın anıtına çelenk bıraktı. Artsakh'ın kahramanı Armenak Urfanyan 28 Ocak 1990'da Yerevan'da doğdu. 1992 yılında ailesiyle birlikte Rusya Federasyonu'na taşındı. Armenak Urfanyan, Rusya'dan döndükten sonra Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Askeri Enstitüsü'ne kabul edildi. Buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu. 26 yaşında yüzbaşı rütbesini aldı ve cephede bölük komutanlığına atandı. Nisan 2016'da başlayan 4 günlük savaşın ilk günlerinden itibaren Artsakh'ın ön cephesinde yer aldı. Urfanyan komutası altında faaliyet gösteren 4. Tüfek Bölüğü personeli ile birlikte ani bir taarruz başlatan düşmana karşı uzun soluklu bir muharebe yürütmüştür. Savaşçı arkadaşlarını geri gönderen Yüzbaşı Urfanyan savaşa tek başına devam ederek düşmanın bir tankı ve yaklaşık bir düzine askerini öldürdü. Esir düşmemek için el bombasıyla kendini havaya uçurdu ve aynı zamanda düşmana önemli kayıplar verdirdi. 17. yüzyılın başlarında nüfusunun büyük çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu Nahiçevan bölgesi Ermenistan'ın etnik açıdan homojen bölgelerinden biriydi. 17. yüzyıl Avrupalı gezgin misyoner Willett yukarıda bahsedilenler hakkında dikkate değer bilgiler aktardı. Ancak 17. yüzyıldaki Türk-İran savaşları bölgedeki Ermeniler için feci sonuçlar doğurmuştur. 1603'te İran Şahı 1. Abbas istilasına başladı. Ermenistan'ın Nahçıvan'ın doğu sınırlarından Şirak'a kadar uzanan bölgeleri savaş alanına dönmüştü. Din seyyahı Antoine Guevan'ın ifadesine göre savaş kapsamına alınan bu bölgelerde Ermeni nüfusu çoğunluktu ve 20'den fazla şehir ve binlerce köy savaşa maruz kaldı. Askeri operasyonlar sırasında kuvvetlerin niceliksel ilişkisinin kendi lehine olmadığına ve açık bir savaşta Türklere direnmenin imkansız olacağına dair ciddi bir yargıya varan Şah Abbas, Türk ordusunun ilerleme yolunda bulunan Nahiçevan'ın şehirlerini ve köylerini harap etmeye ve boşaltmaya karar vererek geri çekilir. Böylece 1605'te Cuha şehri neredeyse tamamen boşaltıldı. 1812'de İngiliz diplomat William Susi, Cuha ziyareti sırasında şunları kaydetti. Ben Cuha harabelerini inceledim. Tüm nüfus sadece 45 Ermeni aileden ibaret. Ancak büyük mezarlık geçmiş nüfusun sayısına tanıklık ediyor. Bir höyüğün yamacında yer alır ve bir askeri bölük gibi sık dizilmiş çok sayıda mezar taşla nehre iner. Bu yüzyılların sonucu birçok neslin hatırasıdır. Washington,
Bakü yetkililerini Berzor yolu boyunca malların ve insanların serbest dolaşımını sağlamaya çağırdı. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Büyükelçisi Michel Carpenter, teşkilatın daimi konsey toplantısında Bakü Hükümeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a hitaben yaptığı açıklamada ifade etti. Ona göre Amerika Birleşik Devletleri ilerlemenin tek yolunun barış, diyalog ve birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde Bakü yetkilileri ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi olduğuna inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi şunu kaydetti. Güvenliği artırmak için bir başlangıç noktası olarak Bakü yetkililerini Artsakh sürekli doğal gaz ve elektrik tedariki ve Berzor yolu da dahil olmak üzere malların ve insanların serbest akışını ve dolaşımını sağlamak için adımlar atmaya çağırıyoruz. Bu bağlamda Bakü yetkililerini Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat tarihli kararının lafzına ve ruhuna uymaya davet ediyorum. Büyükelçiye göre Amerika Birleşik Devletleri istikrarlı ve onurlu bir barışa ulaşmak için Bakü yetkilileri ve Ermenistan Cumhuriyeti ile ikili ve çok taraflı düzeyde ve ayrıca Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar gibi ortaklar aracılığıyla çalışmaya devam edecek. Lahey Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak Batı Ermenistan hükümeti Artsakh'ın yerli halkının bir Ermeni topluluğu veya ulusal bir azınlık olarak algılandığı tüm kararları hükümetimizin kabul etmediğini belirtmek ister. Dini bir topluluğun veya ulusal bir azınlığın haklarının ihlaline karşı değil, Batı Ermenistan'ın bir parçası olan yerli halkın haklarına ve devam eden soykırıma Armenoside karşı mücadele ettiğimizi anlamanın zamanı geldi. Soykırım, Armenosit tehlikesi ihmal edilirse diğer tüm insanların hayatları da tehlikeye atılacaktır. Bu nedenle Amerikalı ortaklarımıza Artsakh halkının yerli olduğunu ve kendi topraklarına sahip olduğunu ve kendi geleceğini yönettiğini hatırlatmak istiyoruz. İranolog Vartan Voskanyan şöyle yazıyor. Bakü'deki barbar rejimin Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü melez savaşta yer atları sorununu ciddi bir şekilde dikkate aldığına şüphe yok. O, yer isimleri savaşı devletimizin ve milletimizin kendi ana yurdumuzun tüm topraklarını ayrım gözetmeksizin egemen bir şekilde yönetmesinin tarihsel ve siyasi meşruiyetini sorgulamayı amaçlamaktadır. Böylece tamamen bilinmeyen ve hayali Batı Azerbaycan kisvesi altında Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik barbar boyutluluğu haklı çıkarmak için bir kapı aralanıyor. En bariz örneklerinden biri Bakü propaganda makinesinin kaynaklarından birinde son Facebook gönderisinde referans olan görüntüsüdür. Bu yazının içeriği çeviride sunularak Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarının söz konusu yerleri, ayrım gözetmeksizin suistimal edildi, öyle ki Yerask köyü bir tür barbar Arazdayan olarak, Zankyagadun köyü Çanakçı olarak sunuldu. Bu Bakü'deki barbar rejimin Ermeni karşıtı yer isimleri savaşı cephesinde propaganda makinesinin tüm birimlerine doğrudan koordineli bir şekilde hareket etme talimatı verildiğini açıkça kanıtlıyor. Bu nedenle bir kez daha hayalleri bir kenara bırakmalı ve bu alanda düşmana emsalsiz darbeler indirmeliyiz. İranolog Vartan Voskanyan'ın gönderisine atıfta bulunan Batı Ermenistan hükümeti, Bakü yetkililerinin Ermeni yer atlarını Sovyet haritalarında belirtilen yer atlarıyla yeniden adlandırarak tezlerini küstahça uygulamaya devam ettiklerini ve böylece bu bölgelerin Bakü yetkililerine ait olduğunu kanıtlamak istediklerini hatırlatmak istiyor. Bakü, Ankara'dan örnek alıyor. Mücadelenin sadece bilgi alanında değil, Batı Ermenistan'ın yaptığı gibi siyasi alanda da verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her fırsatta, her platformda, ister Birleşmiş Milletler kürsüsünde, ister başka bir kürsüde durmadan yerlilik ve yerli hakları ilallerini tekrarlıyoruz. Yer atları, belirli bir bölgede yaşayan bir milletin kültürü ve genetiğiyle ilgili olarak biyolojik yaşının belirleyen özgünlüğün temel direklerinden biridir. Bu nedenle umarız ki bundan sonra bilim alanındaki değerli meslektaşlarımız bu sorunları daha sağlam ele alacak ve biz onların bilimsel değerlendirmelerinden memnuniyetle faydalanacağız.
Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin Ermenistan Cumhuriyeti Bürosu İletişim ve Önleme Programları Başkanı Zara Amatuni, News AM'e verdiği bilgiye göre Uluslararası Kızılaç Komitesi temsilcileri Ermenistan Cumhuriyeti topraklarında Azerbaycan tarafından kaçırılan ve Azerbaycan'da tutuklu bulunan iki Ermeni askerini 7 Haziran'da ziyaret etti. Amatuni kendileriyle özel görüşmeler yapıldı ve ailelerle mektuplaşma yoluyla iletişim sağlandı dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı saat 19'dan itibaren muharebe mevzilerine yiyecek tedarik eden iki Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri ile bağlantının kesildiğini 26 Mayıs'ta resmen duyurduğunu hatırlatalım. Muharebe üstlerine yiyecek sağlayan iki Ermeni askerin kaçırılmasıyla ilgili olarak Ermenistan Cumhuriyeti ihtiyati tedbir uygulanması talebiyle Strasbourg Mahkemesi'ne başvurdu. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Artsakh Piskoposluğu'nun yazdığına göre Dadivank Manastırı'nın duvarlarında korunan yazıtlar ve manastırın etrafında bulunan eski haçkar anıtları bu yapının çok eski ve Ermenilere ait olduğunu kanıtlıyor. Manastırın inşasına ilişkin tarihi bilgiler ve tanıklıklar çeşitli yabancı literatürde ve mesleki çalışmalarda bulunmaktadır. Moskova ve tüm Rusya Patriği Kiril'in himayesi ve editörlüğünde yayınlanan Ortodoks Ansiklopedisi'nde Dadivank'ın inşaatı, adının kökeni, yüzyıllar boyunca saldırılara ve yıkımlara maruz kalan ve ayakta kalan Ermeni kutsal mekanı hakkında bilgiler sunuldu. Çalışmada manastır kompleksinin yapıların tarihi gerçekleri ve tafsirleri detaylı bir şekilde sunuluyor. 2014 yılında mimar Arazaryan ve İtalya'dan gelen restoratör Christine Lambrou'nun ortak çabalarıyla Dadivank'ın duvar resimlerinin 2017 yılına kadar devam eden restorasyon süreci başladı. Uzmanlar yapılan çalışmaların detaylarını yazdıkları 1214 yılında inşa edilen Katolik Kilisesi'nin 1297 yılına ait fresklerinin koruma restorasyonu başlıklı kitapta sundular. Dadivank'ın tarihçesi ve tanımı ile başlayan kitap, uzmanlar tarafından yapılan çalışmaların sonuç ve tespitleriyle devam ediyor. Uzmanların kapsamlı çalışmaları sonucunda Kutsal Katolik Kilisesi içindeki fresklerin tarihi görünümleri ve fresklerin kesin tarihinin 1297 olduğu nihayet belirlendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasunik adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Silun Gakav adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.